yapacağım köfte tarifimle karşınızda olacağım efendim. Yarım kilo kadar köftelik kıyma var burada. Danadöşten tercih edebilirsiniz. Kesinlikle çift çekim olsun. İçerisine bir adet rendelenmiş ve hafif suyundan kurtulmuş soğan ilave edeceğiz. Tamam mı? Bir tane soğan. Sonra tuzunu ve karabiberini ilave edeceğiz. Unutmayın, kıyma tuz sever. Soğanı koyduk. İki diş de sarımsak şurada. İki diş de sarımsak. Bunu da böyle ezerek hop içerisine transfer edebiliriz. Soğan, sarımsak, tuz, karabiber bu şekilde içeride. Ekmek kırıntısına ihtiyacımız olacak. Yaklaşık bir su bardağı kadar ekmek kırıntısı. Bunu birlikte tutmaya yarayan unsur. O da şöyle. Bu panko'dan kullanıyorum. Elimde bu vardı. Siz galeta unu ve benzeri bir şey varsa ondan da kullanabilirsiniz. Sonra bu böyle lezzetli bir, hafif tırnak içinde söylüyorum, Antep havası estireceği için içine birazcık Antep fıstığı. Ama bu pirinç olan. Yani hani normal böyle eğer iç fıstığınız varsa bir parçacık bıçağınızla kıyıp koyabilirsiniz. Gayet kabulümdür. Bunu birazcık üstüne de koymayı düşünüyorum en son. Kimyon ve yeni bahar. Kimyon şurada, yeni bahar da burada. Bunlardan çok fazla değil. Sadece olması gerektiği kadar. Daha doğrusu şöyle, kimyon bir tatlı kaşığı kadar ama yeni bahar bir çay kaşığı kadar şöyle. Çok baskın olmayacak vaziyette. Arzunuza göre tabii ki şekillendirebilirsiniz. Sonra da İşimiz tamam. Bu bizim köftemiz olacak. Ve bunu ilk başta her şeye başlamadan önce güzelce yoğuracağız. Gayet iyi. Şöyle kenarda dursun. Elimin altından kaldırayım. Ve hemen yufkayla geri geleyim. Buradan normalde iki tane yufkayla çalışabileceğiniz kadar köfte var. İç harcının doluluğunu göz önünde bulundurarak siz kendiniz hafif şekillendirebilirsiniz. Şimdi ilk yapacağım şey. Yufkayı alıyorum tezgahın üstüne. Yırtmadan düzgün bir şekilde açmaya çalışıyorum. Tamam. Şöyle. İnce, tertemiz, güzel bir yufka. Açtık iyice tezgahın üstüne. Tamam. Şimdi bunun pişerken daha iyi yapışması için araya bir yumurta akı ilavesi yapacağım. Öncelikle şöyle bir küçük kase çıkarttım. Yumurtanın akı buraya, sarısı buraya gelsin. Tamam. Bir tane de fırça. Hadi buyurun başlayalım. Şimdi öncelikle fırçayla yumurtanın akını alıp şöyle hafiften bir sürmenizi rica ediyorum. Kenara köşeye mümkün olduğu kadar yumurtanın akını sürün. Yumurtanın akı aslına bakarsanız yapı taşı, bağlayıcı, tamam mı? Aynen şeyde olduğu gibi, pastacı kremasında olduğu gibi bunun da bir hafif bağlayıcılığa ihtiyacı var. Onu biz yumurtanın akından faydalanıyoruz. Ha, bunu yapmazsanız süper bir kayıp değil. Yani ben hoşlanmıyorum Arda yumurta ve yumurta kokusu. Hani böyle bunun içinde de olmasa olur mu derseniz eyvallah. Ama hani olursa da dediğim gibi daha böyle çıtır ve bağlayıcı güzel bir katman oluyor. Benden söylemesi. Zaten azıcık sürdüm gördüğünüz gibi. Şimdi sarma işlemine geçeceğim. Önce şu iki kenarındaki fazla parçaları alıp içeriye yapıyorum ve hani bunu bir dikdörtgen havasına getirmeye çalışıyorum. Çünkü içine kıymayı da koyacağız ve güzelce saracağız, tamam mı? Şöyle. Sonra bunu alıp dikkatli vaziyette diğer tarafa doğru katlıyorum. Ve gördüğünüz gibi yani aşağı yukarı bir dikdörtgen form oluşturdum kendime. Tamam? Bir dikdörtgen form. Peki bunun içine ne yapacağız? Kıymayla çalışacağız. Elinizdeki kıymayı alın, yarısını. Tamam? Şöyle yuvarlayın. Tezgahın üstünde. Mümkün olduğu kadar şöyle ince, eşit bir boyuta getirmeye çalışın. Yufkanız kadar. İşte şunun gibi mesela. Tamam. Ondan sonra aldım. Böyle buraya koydum bunu. Ve güzel bir vaziyette sarıyorum. Katlıyorum. Ve şu şekilde
kapatıyorum. Hop, sardık, bitirdik. İşte gördüğünüz gibi yufkanın içerisinde her şey. Peki bunu ne yapacağız? Bunu güzelce dilimleyeceğiz. Şu baş kısmındaki fazla yufkayı attıktan sonra ikişer parmak kalınlığında şu şekilde dilimleyerek böyle lezzetler hazırlıyorsunuz. Aynen bu. Hani bir diğerini bir referans alalım ki hepsi benzer boyutlarda olsun. Bu şekilde dizdikten sonra fırında pişireceğimiz kabı alıyorum. Daha da güzel ve lezzetli olsun diye tabanını şöyle hafiften yağlayacağım. Mesela bu opsiyonel, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ve alıp bunları şöyle güzelce dizmeye başladım. Şimdi bu 180 derece ısıtılmış fırına gidiyor. Süslemesini vesairesini siz kendiniz yapabilirsiniz. Yufkalar pişene kadar. Tamam mı? Yani yarım saat kadar, 25 dakika, yarım saat. Bu fırındakinin çok basit bir baz sosu var. Gayet iyi biliyorsunuz. Aslında söylemeye, anlatmaya, konuşmaya gerek bile yok. Ama ben şöyle bir üstünden geçeyim. Böyle bir şeyin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı, 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorsunuz. Arkasından üstüne şöyle 3-4 tane domatesten isterseniz bir sos yapabilirsiniz. Ya da böyle 2 su bardağı kadar bu doğranmış domatesler özellikle yaz olmayan mevsimlerde çok daha iyi iş görüyor. Yaklaşık 2 su bardağı kadar doğranmış domates koyduk bunun içerisine. Tamam mı? Ondan sonra bir tahta kaşıkla şöyle güzelce bir tur karıştıralım. Tuzunu ve karabiberini ilave edelim. Domates hafif ekşim tırak olduğu için şeker ister. O yüzden şöyle bir kaşık kadar şeker koyalım içerisine, toz şeker. İçerisine kekik ya da biberiye tarzı bir güzel lezzet ilavesi yapabilirsiniz. İsterseniz kekik koyun, isterseniz biberiye. Şu sap kısmından aşağıya doğru çekin. Şu sap kısımları kullanmıyoruz, dışarıda bırakıyoruz. Ama geri kalan tane kısımlar gayet güzel içerisine giriyor. Bunlar da direkt olarak sosun içerisine gidiyor. Her şeyi beraber güzelce kaynatıp hafiften tıkırdattıktan sonra yaklaşık bir 10-12 dakikada bunu böyle kontrollü bir ısıda tıkırdatarak güzel ve lezzetli bir domates sosu elde edeceğiz. Eğer birazcık daha fantastik bir iş olsun isterseniz içine azıcık da balzamik sirke ekleyebilirsiniz. Sonuç mükemmel olur. Fırındakinin de aşağı yukarı bir 25-30 dakikası var. Domates sosu da tıkırdamaya başladı. Ondan sonra da en son birleştirmeye geleceğiz. Domates sosunu koydum. Yoğurdunu koydum. Üstüne birazcık fıstığını gezdirdim.